Selam dostlar. Yeni maceramız öncesi hepinize merhabalar. Umarım keyfiniz haliniz yerindedir. Umarım güzel bir bayram tatili arkanızda bırakmışsınızdır. Biz de e, tatili bitirdik. Sonra kenara otu sardım yaktım sarstı beni kerata. Mama sita muy bonita merhaba. Türkçü dükkanına olayımızın başına döndük. Tabii e, çeşitli sorular vardı. Hocam niye videolar yok? Hocam şampiyonluklardan sonra parayı alıp kupaları alıp kaçtığın söyleniyor. Hocam bundan sonra yeni kariyere başarı gelmeyecek diye çekiniyorsun da mı videolar yok falan. Böyle böyle asılsız şeylere e, oylamadan da yeni bir kariyer, yeni bir macera ama bu maceranın ana hatlarını belirlerken ne diyoruz? Güneyde, kuzeyde, Asya'da en büyük kupaları kazanmak için var olan, piyasada olan bir menajer profili yaratacağız. Ona uygun kıtalarda takımlar seçip yolumuza devam edeceğiz. Fakat 8. sezona geldiğimizde datamız çok şişmişti. Konuyu toparlamak gerekirse buradan öte sadece regen'ler olacaktı. Regen'lerle de farklı kıtalarda çok büyük heyecanı olmayacaktı. Şu anki datada ise görecekleriniz en güncel hali olacak. Sortiusnet'ten her gün yenilenen data var. Ben de bugün itibariyle son yapılan tüm transferler, tüm dünya genelindeki transferlerin yansımış halini. Hatta Süper Lig'de Ümraniye'nin çıkartıldığı. Ama bizim işimiz önce güneyden başlamak olacak. Güneyden başlayacağız. Sıcak denizlere ineceğiz ki sıcağa biraz ihtiyacımız var sanırım. Ben de bir süredir tatilim ilk kısmı iyiydi ama ondan sonrasını biraz rahatsızlanarak geçirdim yani döneli belki 4 5 gün oldu ama video gelmemesinin temel sebebi buydu aslında. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Öncelikle düşük enerjim ya da kötü ses tonum vesaire bir karşınızda böyle olumsuzluk varsa kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Hala devam ediyor. O kadar kötü haldeyken de sırf video yapmış olmak için de bir şeyler yapmak istemedim. Çünkü başlatacağımız bambaşka bir heyecan olacak. Tüm kıtalarda boy göstereceğiz. 7-8 sezona sarkmadan her sezon farklı bir başarı elde ederek gideceğiz. Durumlar böyle. Döndük, biraz hasta döndük, biraz kötüydük. Yani serumlar, iğneler, hastaneler. Biraz hırpalandık. Öte yandan giriş sohbeti için vereceğim ön bilgiler bunlar. Sizler de biliyorum hepiniz zengin insanlarsınız. O tatil senin, bu koy benim. O çeşme, bu foça, bu burası derken gezmişsinizdir hiç şüphem yok. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir ve sağlığınız, haliniz, keyfiniz yerindedir. Tabii diğer yandan süreçler de devam ediyor. Malum iş konularından bahsetmiştik hep. Bir sınav süreci, sınavda yaklaşsa da farklı bir gelişme daha yaşandı. Bunu da tatil dönüşünde yeni kariyerin, yeni heyecanın içinde sizlerle paylaşmak istedim. Sınav birazcık artık formaliteye dönüşmüş oldu benim için. Çünkü imzayı attık. Sadece yeni kariyerde yeni bir kıtaya imzayı atmadık. Kendi meslek hayatımızda da bir kolejle anlaştım beden eğitimi öğretmeni olarak. Ağustos'un ortasından itibaren okulda görev yapmaya başlayacağım. Bunun da haberini ilk kez burada paylaşmış olayım. Çünkü her zaman samimi sohbetimizde gerek sizlerin paylaştıkları, genim, gerek benim sizlerle paylaştıklarımla sadece bir futbol oyunu değil, futbol oyunundan çok daha ötesine gidiyoruz her zaman. O sebeple artık Ağustos'tan sonraki süreçler, videolar nasıl olur onları hep birlikte göreceğiz ama Ağustos'a kadar aynı tempoyla sağlığımız yerinde olduğu sürece videolara devam edeceğiz. Şimdi daha fazla da giriş kısmını uzatmak istemiyorum. 4-5 dakika sohbetimizi ettik. Kendimden ve olan bitenden bahsettim. Yeni gelişme olan beden eğitimi öğretmeni olarak bir kolejde başladığımı da haberini verdim sizlere bakalım orada da işler Umarım bizim için güzel gider güzel başlar Çünkü müdürle konuştuğumuzda yine <laughs> kariyer planlaması yapar gibi futbol menajerdeki gibi okul başarısı için sportif başarılar için konuştuk takımı çıkarmak bu takımla çeşitli turnuvalarda başarı çeşitli branşlarda okula kupa kazandırmak öğrencileri yine farklı branşlarda pozitif şekilde ilerletebilmek bunların e, altyapısını konuştuk ben bunları konuştukça onlar da bu konuda çok heyecanlandılar. Çünkü son 3-4 yılda sanırım herhangi bir okulun sportif başarısı olmamış. Dedim tamam hiç endişe etmeyin. Sir anlaştığınızın farkında olun. Gerisine karışmayın. Uçan kaçan toplu topsuz her türlü branşta her türlü kupaya talibiz dedim. Ha kazanamayız bu başka. What can I do sometimes dedim yani. Ama talibiz en azından var olduğumuz sürece böyle bir gelişme de oldu sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, hazırsanız takım seçimimize geçelim ve güneyden sıcak denizlere inme politikamızdan başlayalım kariyerimize. Evet dostlar, geldik takım seçim ekranına. Burada görüyorsunuz Asya için Çin'i, Kuzey için Amerika'yı, Güney için de Brezilya'yı ekledik. Ha olur da bu 3 kıtada çok iyi noktaya ulaştık. 3 sezonda ulaştık bunlara. 4. sezon belki finali Avrupa'da yaparız diye işte buraya Almanya'sı, İngilteresi, İspanyası, İtalya'sı, Türkiye'sini de ekledim. Bu arada hemen göstermek istiyorum. Bakın, güncel data, güncellenmiş datayla Ümraniye'de burada, İstanbul'da burada. Fenerbahçe'ye bakacak olursak Şampiyonlar Ligi'nde gözüküyor gördüğünüz gibi. Kadroya gelecek olursak bakın Lincoln falan hepsi transfer edilmiş. Yani bunları ben kendim tek tek yapmadım. Bu çoğu takım için en güncel yani 17 Temmuz'a kadar yapılan tüm transferleri içeren bir data bu şekilde başlamak daha iyi olacaktır. Arjantin veya Brezilya dedik güneyden. Arjantin'e baktığımız zaman bir Boca River Plate çekişmesini yaşamak söz konusu olabilir ama ben daha çok Brezilya'da daha fazla dişli takım olduğunu, daha fazla bildiğimiz ön plana çıkan oyuncular olduğunu biliyorum. O sebeple bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hayatımda ilk kez bir Güney Amerika kariyeri yapacağım. Yani Brezilya ile başlayacağız. Tabi burada birbirine denk çok takım var. Burada bir Flamengo var ki içerisi Şampiyonlar Ligi. Diego'sundan tut ki yeni transferi şey de var. Arturo Vidal biliyorsunuz Flamengo ile yeni anlaştı. Öte yandan Vitor hocamın cor Corinthians'ı var. Ki Vitor hocamı takımından etmek istemiyorum. Onunla da kapışalım istiyorum. Biliyorsunuz Vitor Hoca ne zaman karşımıza çıksa bize karşı galibiyet alıyordu kariyerin bir tanesinde. Öte yandan Koriçiva birazcık aşağılarda kalabilir. Tabi şöyle de bir şey var. buradan seçtiğimiz takım bizi hedefe ilk sezon daha götürmeli. Yani öyle aşağılardan seçelim de yukarıya gitme macerası yaşayalım gibi değil. İyi bir takımla Libertadores'i kazanalım. Biz bunun peşindeyiz. Libertadores'i kazanıp çat diye Asya'ya gidelim mesela. O sebeple bizi de hedefe götürebilecek bir kadroya da ihtiyacımız var. Çünkü transfer dönemini de kapattık. Ayrıca şöyle bir ekstra daha yaptım bu kariyere zorluk katmak için. Transfer dönemi açıldığında oyuncuların özelliklerinin görüntülenmesini kapattım. Bu zamana kadar hep açık oynuyorduk. Şimdi onu da kapattık. O sebeple bizi birazcık götürebilecek bir takım lazım. Yani sanki bu listede Atletico Mineiro veya Flamengo benim çok daha ilgimi çekiyor gibi. Hem kadro yapısı hem de istediğimiz hamleleri de yapabileceğimiz. Tabi Flamengo çok mu güçlü olur onu da bir yandan düşünüyorum. Mevcut kadrosu ligin gerçekten çok ötesinde. Hani onlara rakip birazcık Atletico Mineiro olabilir mi? Hulk Mulk falan füzeleriyle. Christian Pavon gelmiş. Keno var. Alan var. Guga var. Yani bu kadro da gayet güzel. Evet ahalı biz Flamengo'yu seçelim. Sonuçta kulüp kültürü de tanınmış, yüksek itibarlı oyuncular istiyor. Herhangi bir filtreye takılmıyoruz. Hücum futbolu tam bize göre biliyorsunuz. Hücumu çok seviyoruz. Mevcut kadrosu da iyi. Libertadores için de bizim için gayet yeterli. Öte yandan zaten lig uzun olacak. Kadroda kaldırabilecek. Kalkıp da şimdi yani Fluminense falan buralara gidip işte ne bileyim Fortaleza falan buralara gidip de aman ilk üçe girelim şuraya gidelim bunun macerası bizi çok yorar. Fazla belki de ilk sezonda başaramayız. ikinci sezona kalır. Şöyle olur böyle olur. Uzar gider. Biz Flamengo'ya mevcut kadrosuna Arturo Vidal gibi büyük bir tecrübeyi katmış. Takımın beyni olan 37 yaşındaki Diego ile harika işler yapacağımızı düşünüyorum. Ve Flamengo'ya imzayı atıyoruz. Tabi onlar da ara iş içerisinde Jesus'tan sonra bir türlü mutlu olamamışlar. Bizimle birlikte onlar da bu mutluluğu tadacaklar. Onayla dedik. Evet imzalar atıldı. Flamengo'nun başında bir Avrupalı var. Evet şimdi öncelikle bu burada çok fazla derin detaylara girmeyeceğiz. Hani geldik buradayız. Herkes sakin olsun. Güney'in sıcak denizlerine inme politikasına başladığımızı belirtmek amacıyla bir giriş videosu olacaktı bu. Tabi biz burada bir taktik belirlememiz lazım. Şuradan bize uygun hangi taktiği yüklesek. Ee, bakalım saldırı ses neydi. Bunların hepsini de unuttum. Yaptık yaptık kariyerle. Ya da yenisini yaparız. Flamengo, Cha Cha, Rio, Mio, Karnaval taktiği yapalım isterseniz birlikte. Bence öyle bir şey yapalım. Hiç standart taktiklerimizi yapmayalım. Biliyorsunuz her zaman yenisini üreterek başlıyoruz. Kendi oyun sistemimizi yaratalım. Bu sefer nasıl bir sistemle girelim. Şöyle burada bir dakika önerilenlerde ne demiş yani takımın yatkınlığı topa sahip olma e, Gegenpress topa sahip olma Evet aslında mantıklı topa sahip bir takım istiyorum çünkü takımın beyni Diego var Bir de Arturo Vidal'imiz var bu iki üstad üzerinden oyunu oynamak istiyorum Geçelim Burada 5 Yok bu bizim taktiğimize benzer hani Olmaz bu sefer kanatlı oynayacağız. Ribeiro'yu falan kullanacağız. Yani sağ açık sol açığımız olsun istiyorum. Bir tane ön libero. Böyle oynarsak da Diego'yu kullanamayız. Nasıl yapsak? Buldum. İşte bu. Bizim sıcak denizlere inme politikamız bu olacak. Dörtlü savunma. iki tane ön libero. Orta saha değil. Çift ön libero ile oynuyoruz. Bir tane ofansif orta sahayla. iki tane kanat. Bunların artık rollerini duruma göre tasarlarız. Bir tane de forvetle oynayacağız. Sıcak denizlere ineceğimiz politika bu. Rio Karnavalı. Şunları şöyle çekelim. Savunma güvenliğimiz önemli. Bizi karnaval havası yaşatacak. Sistem bu. Burada şimdi bakalım hangi oyuncularımız uygun. Şöyle bir göz atalım. O kalecimiz de tecrübeli. Bak Diego Alves gibi tecrübeli bir kaleciye sahibiz. Santos var ama Alves'i kaleye attık. Standart öyle bir bakmak amaçlı yapıyorum şu anda tamamen. O Rodrigo Cayo var. Fena değil. Gustavo Henrique var. Stoperlerde hızlı bir hızlı stoper arıyorum. Biliyorsunuz bir tanesi en azından Tuler Muller. Bunlar garip garip adamlar. Cayo'yu koyacağız anlaşılan. Diğeri tabii ki David Luiz de burada. David Luiz'i seçemedik ama onsuz olur mu? Yani şansımıza tecrübeli kadro oluşturmuyoruz. Direkt tecrübeli kadro oluşmuş halde geldi bize. Buraya Vidal'i koyuyoruz. Partner olarak da Thiago Maia'yı mı seçelim? Maia fena değil. Ona yine bakarız. Joao Gomez var. Oo, bu da gayet güzel. Gayet güzel defansif ortası. Gomez gel sen buraya. Buraya tabii ki de kralı koyuyoruz. Hemen Diego'yu koyduk. Ondan sonra sol bekimizi seçelim. O sol bekte Lucas'ımız da var galiba. Yalnız Lucas gayet güzel bir profili var diyecektim ama zihinselindeki ufak tefek eksiklikler yok yok gideri var. Gider gider. Olur olur. Lucas'ı kullanırız ama tabii ki biz yine tecrübeli Felipe Luiz'i tercih edeceğiz. Sağ beke şöyle bir ikisine de kısaca göz atalım. Rodney'i fena değil. Mateo'ya bakalım. Mateo'yu da fena değil. Onu da buraya koysak. Şimdi geldik kanatlara. Bizim vuracağımız nokta burası. Çünkü bir tarafta bir tarafta Everton olacak. Şöyle. Hatta bunu sola koysak. Sağ tarafa Everton Ribeiro olacak. İki tane Everton. Ortada Diego. Müthiş. İleride ise Gabriel Barbosa olabilir. Bruno Henrique olabilir. Ki Bruno Henrique'yi de kullanabiliriz. Mesela Everton'ı çıkartıp da Bruno Henrique olabilir. Öte yandan bizim Pedro da burada. Biliyorsunuz. Nottingham'ı aldığımız Pedro. CSK Moskova'daki Vitinho. Bununla alakalı size bir şey göstereceğim ama bir sonraki bölüme kaldı. Çünkü oyuncu gördüğümde aklıma geldi şimdi. Tabi burada Arasqueta var. Yine kaptan Diego'nun yerine oynatabileceğimiz forvet arkasında şahane bir profil olan oyuncu. Evet dostlar epey de oyuncumuz var. Yani alternatiflerimiz hep e, stoper attığımız var. Orta sahamız için var. Forvet arkası var. Kanatlar bol. Forvet var. Yani hiçbir bölgede sıkıntımız yok. Hali hazırda bir takımla oynuyoruz. Tecrübeli oyuncular Vidal, Diego, Luis, Felipe Luis ve Diego Alves gibi oyuncularla da bu işin altından kalkacağız. Şöyle fikstürümüze bir bakalım. İlk maç Bangu ile Bangu mu? Marakana'da. Bu Bangu nerenin Rio eyaleti. O bir de eyalet ligi var. Murat hocam demişti. Lig içinde lig yapıyoruz diye. Birinci lig ne zaman başlayacak? Nisan'da. Nisan'a kadar Rio eyaletinde süpüreceğiz. Karnaval arabası. Lige ısınmak için Rio eyaletinin tozunu arttıracağız. Lütfen herkes iznini, pasaportunu ayarlasın. Rio de Janeiro, karnaval, sıcak denizler bizi bekliyor. Bangu ile start vereceğiz 33 gün sonra. Şimdi ben bunları tatile matile gideceğim. Gideceğiz. Öte yandan diğer şeyler hazırlarız. Ama dediğim gibi karnaval taktiği. Bak hemen buraya yazıyoruz. Topa sahip olacağımız bir taktik olacak. Kısa paslı, düşük tempolu. Tamam mı? Buradan kısa paslı oynayacağız. Yine göbekten oyun kuracağız. Diego'ya ulaştıracağız topu. Paslaşarak gireceğiz. Bunlar hep önemli şeyler. Topu yine stoperlere, beklere başlatacağız. Topu kazandığımızda kontraya gitmiyoruz set hücumu yapacağız. Pas, 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 top bizde olacak. Savunmamız da yine önde olacak. Offside taktiği kullanacağız. Topa dalımız aktif olsun. Ya da rakip kaleciye de baskı yapabiliriz. Problem değil aslında. Şöyle 3 yerden birden. Tamam. Burası da böyle. Buradan yine pozitif futbolu diyeceğiz. Rolleri falan diğer ince ayrıntıları, ince detayları yine yaparız. Olayımız bu olacak. Dörtlü defans attığımız iki tane ön libero, bir tane forvet arkası, tek forvet, iki tane de fişek kanatla oynayacağız. Takımda bir Rio havası, bir karnaval havası oluşturacağız. Bu arada neden formalar çıkmadı anlamadım ama neyse çok da mühim değil. Evet Ahali, bundan sonra yuvamız Maracana, mekanımız Rio, karnaval tadında bir kariyere başlamış bulunuyoruz. Umarım sizde heyecanlandırmıştır. Bir sonraki bölümde maçlara başladığımız taktiğimizi tamamen keskinleştirdiğimiz Karnaval tadında bölümlerle e, temel hedefimiz ligde iyi bir başarı elde edip ondan sonra Libertadores'te boy gösterip Libertadores'i alıp daha sonra Asya'ya, Kuzey'e, oraya buraya gidip tüm kıtalardaki kupaları toplamaya çalışan bir Avrupalı olarak yine sahnede olacağız. Birazcık sohbet, birazcık geri dönüş, birazcık vizyon, birazcık misyon konuşmuş olduk. Biraz da takımı tanıdık. Bu bölüm böyle sohbet havasında geçti bir sonraki bölüm dolu dizgin maçlara başlayıp heyecanlı bir şekilde kariyerimizi götüreceğiz. Takım hakkında, lig hakkında, ülke hakkında, ilerleyiş hakkında eklemek istedikleriniz varsa belirtebilirsiniz. Dediğim gibi umarım görüşmediğimiz süreçte sizler de iyi vakit geçirmişsinizdir. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ee, güzel yorumlarınız vardı. Gençlerle tecrübeliler karması için. Şunu söylemek istiyorum. Gençleri alt edebilecek bir hoca olsaydı eğer tecrübeli kadroda iş daha farklı olurdu. Tabii ki tecrübeli kadroya nece, neden Ancelotti gelmedi falan filan gibi sorular vardı. Yorumda da açıkladım ama 70 yaş üstü bir teknik direktör düşündüm. Çitayı 60 yaşlara indirseydim muhakkak Ancelotti gibi birçok tecrübeli hocadan faydalanıp daha farklı sonuçlar elde ederdik ama 70 yaş üstü ve e, zirvede olabilecek birkaç hoca vardı. Hiddink Dik Hollanda ekolü. ikisi de çok verimli olmadı o sebeple birazcık e, tuhaf durumlar oluşmuş yani altyapıdan oyuncu çıkartıp bizim e, büyük yıldız dediğimiz adamları kesmişler yaşlılık olabiliyor öyle şeyler ama bakarsınız ilerleyen zamanda farklı bir içerik üretiriz yine o konuyla alakalı döndük ama ilk uçakla da Brezilya'ya gittik Brezilya maceramız için kaldığımız yerden devam edeceğiz hoşçakalın